İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermencesi için çevrim içi rehber. Yeni Stepanakert Goris güzergahı ne zaman açılacak? Hayk Hanumyan detayları anlattı. Batı Ermenistan'ın tarihi Van Kalesi ışıklandırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Baku'nun Minsk grubuna yeni bir eş başkan atamasına ilişkin açıklamasına yanıt verdi. Batı Ermenistan'ın Birak'ın Bingöl'deki ağaç kıyımı devam ediyor. Zelenski'nin Ermenilere mesajı. Türk web sitesi. Yalta konferansının olumlu sonucu Ermeni Konya sayesinde sağlandı. Doktor Armenyak Yeryayan'ın Batı Ermencesi için ortografik, imla ve üslup rehberi online olarak yayınlandı. Galus Gülbenkyan Vakfı'nın Ermeni Departmanı Armenyak Yeryayan'ın Batı Ermenice'ye yönelik imla ve üslup kılavuzunun artık dijital ve açık formatta Nairi platformunda mevcut olduğunu duyurmaktan mutluluk duyar. Bölüm Müdürü Razmik Panosyan, eşsiz yaklaşımı ve formatı ile bu kapsamlı ve ayrıntılı rehber, Batı Ermenice konuşulan dünyada uzun yıllardır var olan bir boşluğu kapatıyor, dedi. Doktor Armenyak Yeryayan'ın tüm yaşamının tutarlı çalışmasının bir sonucu olan bu kılavuz, Batı Ermenice'nin mevcut durumunu, sorunları ve zorluklarıyla netleştiren yüksek kalitesi ve geniş kapasitesi ile eşsiz bir eserdir. Ve yazarın ön sözünde bahsettiği gibi Batı Ermencesinin düzgün ve tek biçimli öğretiminin uygulanmasının yanı sıra çeşitli tartışmalı konuların açıklığa kavuşturulmasına da hizmet etme eğilimindedir. Dijitalleştirilmiş doğası ile bu çalışma zamanla gelişebilir, reform yapabilir, yeni konuları içerebilir ve her zaman güncel kalabilir. Üslup bölümü özel ilgiye değer. Batı Ermencesinin güzel bir eğitim kitabı olarak kolayca görülebilir. Rehber herkes tarafından kullanılabilir. Öğrenci veya öğretmen, yazar veya editör, uzman veya basit okuyucu aradıkları dil bilimsel veya dil bilgisi bilgilerini kolayca arayıp bulabilirler. Genel yayın yönetmeni Lorik Sabuncan Zaduryan'a, denetleyici editör Harutyun Kürkçiyan'a, editör Vrej Armen Artinyan'a ve Nairi web sitesi Seruş Urişanyan'a özverileri ve vicdani çalışmalar için en içten teşekkürlerimizi sunarız. Zor ve dikkatli sayfalandırma Mariana Çil Aboşyan Boğikyan tarafından, sayfa ve genel sanatsal tasarım Nune Hudaverdiyan tarafından gerçekleştirildi. Kılavuz nairi.com'dan ücretsiz olarak indirilebilir veya nairi.com'da çevrimiçi olarak kullanılabilir. Artsakh Cumhuriyeti Toprak Yönetimi ve Altyapı Bakanı Hayk Hanumyan'ın verdiği bilgiye göre Bertsor Koridoru'nun yeni güzergahı bu yıl Eylül ayının ilk haftasında hizmete girecek. Bu konuda Hanumyan şimdilik Stepanakert-Bertsor-Goris otoyolu çalışacak. Alternatif rota güneye giden yeni koridorda çalışacak. Yeni yoldaki trafik Rus Barışı Koruma Birliklerinin tüm karakollarının konuşlandırılmasından sonra başlayacak. Bu süre zarfında bir kısmı asfaltlanmış ve önümüzdeki birkaç gün içinde tamamen bitmiş olacak. 4,5 kilometrelik geçici bir bölüm hazır olacak. Eylül ayının ilk haftasında yeni yolda trafiğin düzenleneceği tahmin ediliyor, dedi. Ararat Krallığı'nın en görkemli kalelerinden biri olan Batı Ermenistan'ın Van Kalesi yakında ışıklandırılacak ve daha da görkemli bir şekilde ziyaretçilere sunulacak. Kale M.Ö. 9. 7. yüzyıllarda kuruldu. Batı Ermenistan topraklarındaki bu Van Kalesi yüzyıllar boyunca birçok savaşa tanıklık etmiştir. Benzer kaleler ve savunma yapılarının Urartu Krallığı topraklarında özellikle tepelik ve kayalık alanlarda inşa edildiğini belirtmek gerekir. Kale 1800 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde ve 80 metre genişliğindedir. 25 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, deneyimli bir diplomat olan Philip Ricker'ın Kafkasya meseleleri müzakerelerinde baş danışman olarak atandığını duyurdu.
bu kararı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın neredeyse dağılmış olan Minsk grubunun yeniden canlandırmaya yönelik girişimlerin ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri düzenleme sürecinden çekilmesine yol açabileceğini belirten bir başka asılsız açıklaması izledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ayrıca Artsakh-Karabağ sorununun çözüldüğünü duyurdu ve Ermeni-Azeri ilişkilerinin çözümünün Artsakh Dağlı Karabağ sorununa bağlanması bu ilişkilerin çözümüne hiçbir şekilde katkı sağlayamayacaktır diye sözlerini ekledi. Azerbaycan tarafının açıklamasına atıfta bulunan Küresel Halkla İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Vedant Pantel özellikle şunları belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kafkasya'da barışı tesis etme taahhüdümüzü vurgulamak için Philip Ricker'ı Kafkasya'daki müzakerelerde kıdemli danışman olarak atadı. Ülke olarak iki ülke arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşmak için Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti ile ikili çok taraflı düzeylerde doğrudan diyaloğu kolaylaştırmanın yanı sıra benzer düşünen ortaklarla işbirliği yapmayı taahhüt ediyoruz. Batı Ermenistan'daki Birak'ın Bingöl'ün Karlova'ya bağlı Liçik köyündeki orman kıyımı 38 gündür devam ediyor. Dört bir yanı ormanlarla ve nehirlerle kaplı olan Birak'ın Bingöl, doğa katliamıyla karşı karşıya. Köylüler yaklaşık 300-500 hektarlık alanı kaplayan ormanlık alanda kesilen meşe ağaçlarının mangal kömürü için kullanılacağını söylüyor. Köylüler kesim yapılan bölgenin sarp, kayalık, yamaç ve yerleşim yerlerinin yakınında olduğu, kesimin sel, çığ, erozyon gibi doğal afetlere zemin hazırladığı gerekçesiyle imza toplayarak Bürak'ın Bingöl Valiliğine ve Orman İşletme Müdürlüğüne başvurdu. Ayrıca köylüler mangal kömürü üretmek için ÇED raporu alınmadığını, kesimin felaketlere yol açacağını belirterek Karlova Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlarken teröristlerle karşılıklı anlayış aramayacağız ve savaşın sonu sadece bizim zaferimiz olacak dedi. Ukraynalıların birleştiğini ve 24 Şubat'ta sabah saat 4'te ortaya çıkan yeni bir ulus olduğunu kaydetti. Başkan doğmadı ama yeniden doğdu diye vurguladı ve devam etti. Ağlamayan, korkmayan, kaçmayan, teslim olmayan bir millet. Rusya'nın askerlerini Ukrayna topraklarından çekene kadar Rusya ile müzakere olmayacağını söyledi. Rusya, Ermenistan Cumhuriyeti'ne yaptığının aynısını Ukrayna'ya da yapıyor. Bağımsız devletin ortadan kaldırılması. Ukrayna'ya karşı kendi yüzüyle, Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı ise Türklerin arkasında gizlenerek hareket ediyor. Ağustos olaylarından ve Putin-Erdoğan paktından sonra Rusya kendisini Ermenistan Cumhuriyeti ile doğrudan karşı karşıya geldiği bir konumda buldu ve bu kaçınılmaz bir durum. Ermeni halkı da kaçmadı ve 44 gün boyunca Rus-Türk saldırganlığına kahramanca göğüs gerdi. Ermeni askeri Bakü'nün askeri omurgasını kırarak 20-25 bin kayba neden oldu ve şimdi 9 Kasım arifesinde Bakü'nün büyük çaplı saldırıyı artık sürdüremeyeceğine dair gerekçeler ortaya çıktı. Fark burada başlıyor. Her şeyden önce Ukrayna'daki siyasi liderlik tahliye tekliflerine rağmen kaçmadı. Siyasi alan ve medyada kaçmadı ve Ukrayna'nın savunmasıyla meşgul oldu. Bu da durumu büyük ölçüde değiştirdi ve Ukrayna'nın müttefiklerine uygun önlemleri almaya zorladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin siyasi liderliği teslim oldu. Rusların da yaptığı belgeyi imzaladı ve Ermeni sorunlarını uluslararası hukuk yapılarında tartışılması dışında Rus-Türk anlaşmalarını yerine getiriyor. Ermeni siyasi sahasının çoğunluğu, Rusya yanlısı, muhalefet bu belgeye bağlılığını dile getirdi ve muazzam propaganda kaynaklarıyla sorumluluğu Ruslardan kaldırarak kendisini Ermenistan Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmasına yönelik Rus-Türk planlarına adadı. Rus casusluğu ve 5. kolda Ukrayna'daydı. Ancak düşmana direnme konusunda siyasi irade gösteren hükümet tarafından hızla etkisiz hale getirildi. Zelenski'nin mesajı Ermeni halkına çifte mesajdır. Teslim olmamak, ağlamamak, kaçmamak,
millet olarak yeniden doğmak ve haklarımız için savaşmak. Her biri kendi yerinde Rus-Türk planlarını ve onlara bağlılığını dile getirenleri reddediyor. Bu durumda müttefikler, silahlar ve diğer destekler olacaktır. Türk, Time Türk adlı haber sitesi, Ermeni kültürü ve özellikle şarap yapımı hakkında dikkat çekici bir makale yayınladı. İlk olarak tarihsel bir bakışla Ermeni halkının 5000 yıldan daha eski oluşumu hakkında bilgi vermektedir. Sümer yazılı kaynaklarında İncil'de Aratta adında eski bir devletten söz ettiği belirtilmektedir. Türk kaynak ardından Ermeni şarap yapımından söz edilen İngiliz The Telegraph dergisine atıfta bulunarak Ermeniler dünyanın en eski bağcılık yapan milletidir. Kanıt olarak İngiliz gazetesi Areni Bir adlı mağara kompleksinde 6000 yıl öncesine ait şarapçılık izlerinin bulunduğunu belirtiyor. Gazete ayrıca Hristiyanlığı resmi din olarak benimseyen ilk milletin Ermeniler olduğunu hatırlatıyor. Kaynak ayrıca Ermeni konyaklarını tadanlar arasında İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill'in de olduğunu belirtiyor. Yalta Konferansı'nın sonuçlarının büyük ölçüde Ermeni konyağının ve şarabının etkisinden kaynaklandığına dair bir hipotez bile var. Telegram bunun hakkında şöyle yazıyor. Churchill, Stalin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt savaştan sonra Avrupa'yı geliştirmenin yollarını tartışmak için Kırım'da bir araya geldi. Yalta Konferansı'nın olumlu sonucu Ermeni konyak ve şarabı sayesinde sağlandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size söz ve müzik Sasun Paskevitçyan'a ait olan ve Flora Mardirosyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Ait Besele Linum adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.